Oyun yayınından herkese merhabalar. The Witness oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle bir yer açmıştık ve şu her iki tarafa da etkileşim yapabiliyordu. Yel değirmeninin dönüş yönünü değiştiriyor muhtemelen. Ve burada ne olduğunu merak eder bir şekilde buraya girmiştim. Burada yol yok. Ama burada açılabilir bir yer var. Hemen şunu çözelim. Şöyle. Tamam, bu seferki basit. Şöyle bir şey vardı. Bir kağıtta görmüştük hatta. Şöyle bir şey miydi? Evet. Ne oldu? Birinciyi aktif ettik. Ne bu? Aa. That's no better a solution than any of the others, is it? So, bunun ipucunu ilk o in the gizli end, odada bulmuştuk. Have we learned anything from this look at why the world turned out the way it did that's of any use to us in our future? Something, I think. Çok güzel But yapmışlar. the key to why things change is the key to everything. How easy is it for knowledge to spread? And that In the past, the people who made Sanırım o change parçaları happen were the buldukça people who had buradaki that knowledge, whether they were görüntüleri craftsmen or birleştireceğiz kings. gibi geliyor bana. Today, the people who make things change, the people who have that knowledge, are the scientists and the technologists who are the true driving force of humanity. And before you say, what about the Beethovens and the Michelangelos? Let me suggest something with which you may disagree violently. That at best, the products of human emotion, art, philosophy, politics, music, literature, are interpretations of the world that tell you more about the guy who's talking than about the world he's talking about. Çok tatlı bir amca. Second-hand views of the world, Bayağı made ciddi yerine third-hand bağlayacak herhalde ya. by your interpretation of them. Things like that, as opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids. The stuff that goes to build up a worm or a geranium or you. Ben bir denek This değilim, stuff's değil easier mi? to take, isn't it? Understandable. Got people in it. This, scientific knowledge, is hard to take because it removes the reassuring crutches of opinion, ideology, and leaves only what is demonstrably true about the world. And the reason why so many people may be thinking about throwing away those crutches is because, thanks to science and technology, they have begun to know that they don't know so much. And that if they are to have more say in what happens to their lives, more freedom to develop their abilities to the full, they have to be helped towards that knowledge that they know exists and that they don't possess. And by help towards that knowledge, I don't mean give everybody a computer and say help yourself. Where would you even start? No, I mean trying to find ways to translate the knowledge, to teach us to ask the right questions. See, we're on the edge şey of a biliyormuşum gibi revolution in davranmayı communications kes ben technology neden that is burada going to olduğumu make bile that bilmiyorum. more possible than ever before. Or, if that's not done, to cause an explosion of knowledge that will leave those of us who don't have access to it as powerless as if we were deaf, dumb and blind. And I don't think most people want that. So what do we do about it? I don't know. But maybe a good start would be to recognize within yourself the ability to understand anything, because that ability is there, as long as it's explained clearly enough. And then go and ask for explanations. And if you're thinking right now, What do I ask for? Ask yourself if there's anything in your life that you want changed. That's where to start. Tamam, oradan başlarız. Kapanışa gel. Hayatımda değiştirmek istediklerim. Demek ki bu mekan bu işe yarayacak. Yani biz O gizli odaları buldukça bu yel değirmeninin altına gelip
Burada kısa filmleri birleştireceğiz gibi düşünüyorum. Ve çok fazla vakit kaybetmeden çevreyi keşfetmek istiyorum. Şimdi böyle bir mini kasabamız var. Oo, her yeri kapalı. Ne ya? Her neyse. Birazcık etrafı görmek istiyorum. Yani burası büyük bir ada gibi duruyor çünkü. Ne güzel yerler. Oo, yeni bir yer. Ha, lazer de şuranın tepesine gidiyor. Burası biraz uzak. Burası daha yakın. Ha, bir de burası var. Böyle başlayayım da sonra şuraya, sonra şuraya giderim en azından. Kaybolmayız buralarda. Bu nedir? Anlamadım. Evet. Bunun esprisi ne acaba? Bir de farklı bulmaca tipleri size ne yapmanız gerektiğini söylemeden bu bulmaca tiplerini çözmeye çalıştığınız zaman bayağı bir yorucu oluyor. Evet, neredeyim ben? Olayımız nedir? Evet. Ha, bir dakika, bunun üstünde gölge var. Şu gölgelere değmeden şöyle yapsam. Mantıklı. Neresi açıldı? Burası. Ha, bu sefer ben de varım. Şöyle miydi? Tekrar gölgelere değmeden şöyle gitsem. Mantıklı. Hepsi böyle mi acaba? Yani hepsi böyleyse kolaydır. Ha, işler değişiyor. Şimdi. Ha. Şöyle şeyler tutar mı acaba? Şöyle yapsam da şuradan bir çıkış yaptık mesela. Şu sistem. Aa, tuttu. İşler değişiyor. Şimdi dalları. Ha, dalları feyiz alacağız herhalde. Şu direkler çok mühim olmayacak diye düşünüyorum. Evet. Ve bu. Ha, burada. Tamam, burada. Şuralardan şöyle. Şöyle. Şöyle gidebilirim herhalde. Evet, burası mı açılıyor? Güzel. Yeni bir bulmaca. Tamam. Şuraya çarpmadan böyle ineceğiz. Şöyle gelsek. Bölgenin içine girebiliyor muyum? Yok, buradan. Böyle olacak. Sonra şöyle çıkışa ulaşabilirim. Ha, burası iyiymiş. Bu bulmacalar fena değil. Umarım zorlaşmaz. Bir dakika. Şöyle. Olmadı. Tutar mı ya? Tahmin etmiyordum böyle bir şey olacak. Ha. Toprağın altından falan da gidiyor. Şimdi. Şöyle. Yok, bu sefer tutmaz. Ağacın diğer tarafından dolaşacağız. Şuradan girip buradan şuradan kaçarsam bu tutar. Ondan sonra bunu takip ediyoruz. Buraya doğru kıvrılmış herhalde ve bunu aktif etmiş. Doğru mudur? Ama ikiye ayrılıyordu galiba. Bir dakika. Bir de bu tarafı var işin. Mesela şu da var. Ha, bir dakika, bunlar farklı bulmacalar mı? Mesela
Diyor ki, ha büyük ihtimalle şu gölge oyunlarını takip edeceğiz. Şöyle olur. Şöyle bir şey olur. Evet, mantıklı. Bu biraz daha kolay. Bundan gidelim. Böyle gideceğiz. Şöyle takip edeceğiz. Şöyle yapacağız. Böyle bitireceğiz. Hoho, işte bu. Sonra şunu mu açtık? Ha, bu birazcık kafa karıştırıcıymış. Bir dakika. Başlangıç noktamız neresi? Şuradan başlayacağız. Tamam. Şöyle da biraz daha sonra bu şekilde devam etsek, şuradan şöyle gitsek ve bu şekilde tamamlasak. Evet, bu kısım birazcık rahatmış. Şimdi buraya nereden geldik? Yer altından. Yani bu buraya mı devam ettiriyor? Buraya devam ettiriyor. Değil mi? Ha, burada yine bu ne yapacağımı söylüyor mu gerçekten ya? Oo, bayağı fenaymış. Başlangıç noktası neresi? Şuradan başlayacağız. Şimdi diyor ki aşağı in, buradan gel. Böyle sonuna kadar git. Tamam. Yukarı hatta biraz daha çıkıp şöyle şuraya kadar gel ve tamamla. Bu birazcık karmaşık bir şekil ama böyleymiş. Ve ha. Şimdi şöyle başla, git, parla ve buradan bitir. Ah, tutmadı. Şurada da gölge birleşiyor. Evet. Bu da iyiymiş. E ne oldu, burayı ben açmamış mıydım? Tekrar kapanmış. Aç. Şimdi. Bunları yaptım işte. Tekrar dönüp bu kapıyı açmak için mi her şey? Aha, bir dakika. Buradan ikiye ayrılıyordu. Bu kolu yaptık. Bu kol peki. Buraya kadar geliyor. Ha, burada farklı bir numara var. Şunların aralarından gitsem. Mesela şöyle. Ha, gölgenin devamı sağ taraftaki panelin üstünde gördüğünüz gibi. Biraz daha gidip ama buna biraz yandan bakmam lazım. Tamam. Şimdi indik buradan, geçtik. Bir gittim, biraz daha gittim. Yukarıdan aşağı kıvırdım. Oldu. Şurayı açıyor. Evet, ya bütün görmemiz gerekiyor. Şöyle bir dışarıya bakayım. Burası da böyle. Anladığım kadarıyla şöyle dışarıdan birleşince şöyle bir yanlış olmasın da ben bir daha bakayım. Evet, aşağıdan birleşecek, ondan sonra yukarı doğru çıkacak. Tamam. Şöyle olacak anladığım kadarıyla. Ama göremiyorum. Biraz daha yakın. Şöyle olacak. Aşağıdan yakalayacak. Yukarıya gidecek. Doğru. Nereye gidiyor? Burayı mı açtık? Doğru mudur? Tamam. Senin gölgen nereye vuruyor acaba? Ha, bir dakika. Ha, buraya o. Bir zikzak anlayışı var. Nasıl, ne kadar alır? Bir dakika şimdi. Ya saçma olabilir ama tam da şöyle bir şey canlandı. Evet. Ne? Tamam, bu da çok zor görünmüyor en azından. Bunun bir devamı var mı? Şimdi şuradan başlıyoruz. Şuradan böyle. Şöyle sanırım. Ama yanlış mı ya? Yo, doğru. Bunu aktif etti o da. Tamam, bu biraz basit duruyor. Da bu gölgenin devamı nerede?
Ha, şöyle düşüneceğiz. Ga. O zaman hayır. Ya buradan geçtik, tamam. Bu cepte. Bir. Ha. Başlangıcımda mı bir hata var acaba? Şuradan indim. Buradan şöyle. Evet. Neresi? Bunu mu açtık? Ha. Başlangıç şurası. Ha, aşağıda var. Şuradan göre göre gidelim. Şöyle çık diyor yukarı. Ondan sonra devam edebiliriz. Şuradan bir geri dönüş var. Ondan sonra biraz daha bunu takip edeceğiz. Ve şöyle olacak. Nereye gidiyor? Eyvah eyvah. Nereye gitti şimdi bunun ucu? Ha, oradan buraya mı geldi acaba? Evet. Ha, o bununki tamamen yanda. Yalnız çok zor görünüyor. Bir dakika, zor görünüyor. Başlangıç noktamız burası. Buradan nereye gitmiş ki? Ha, şöyle yukarı çıkmış. Şöyle anladığım kadarıyla. Şöyle. Şimdi kritik nokta böyle mi gitmiş? Yoksa buradan kıvırmış mı? Kıvırmış desek doğru çıkıyor. Ve burası açılıyor. Bu nedir ya? Bir dakika. Ha, yine yanda şöyle şöyle bir çözüm. Şöyle şu açıdan bakmanız gerekiyor. Noktamız buradan başlayınca direkt şu çok bariz. Fal bakar gibi yalnız. Kahve falı bakar gibi hissediyorum kendimi. Şöyle. Şu da bariz. Herhalde böyledir. Evet. Böyle uzun uzadıya gidiyor mu? Tamam, takip ederiz de. Oo, bayağı uzun bir kablo. Aa, buradaki kapıyı açtı. Şimdi bunu nasıl yapayım ben ya? Ha, aslında olabilirliği var mı? Yok, buradaki gölgelerle değil. Ha, şuradakilerle alakalı olacak. Hepsini kombine ettiriyor şimdi. Bir dakika. Başladım. Bir dakika. Şuradan başladım. Şuraya değmedim. Buradan aşağıdan olmaz. Yukarıdan geldim. Aşağı bunu takip ettim. Ondan sonra buraya geldim ve ha. Şöyle geldim. Olmadı. Tamam. Tekrar. Buradan geleceğiz bir kere. Şuradan. Öyle olur herhalde. Diğer taraftan. Bu biraz zormuş. Buradan. Direkt değil de yukarıdan bu gölgeyle birlikte kıvırsın. Evet. Ne oldu? Lazer açtık, lazer açtık, lazer açtık. Muhtemelen lazer açtık. Hadi bakalım. Oo, geliyor.
Üçüncü lazerimizi açtık. Çok mutluyum şu anda. Evet. Işınlatacak mısın bir yere? Çok geç yapıyor bu işi. Nereye atıyorsun? Sen de uzaklara bir yere attın. Bir dakika. Ya hepsi şu noktaya, hepsi değil aslında. Bir tanesi farklı bir noktaya çalışıyor da. Sonra geliyorlar şu noktaya çalışıyorlar. Yani burada kopacak oyun. O yüzden gitmiyorum şimdi oraya. Ya yani oyun burada kopacak ihtimalle. Yalnız burayı çok hızlı geçtik. Yani zor değildi. Aslında hani gölge oyunları bazen böyle birazcık karmaşık görünüyordu. Nereden gitsek, oradan o var, şuradan acaba yansıma doğru mu falan diye, ama yani net yapmışlar. Çok sıkıntılı değildi. Şimdi şu mekana girecektik buradan sonra. Ha. Ha, labirent var. Bir dakika. Kapalı yerler var. Şimdi bulmaca şurada. Büyük ihtimalle girişten itibaren ne tarafa yürüdüysem öyle olacak. Girdim, sola yürüdüm. Sonra sağa girdim. Hayır. Girdikten sonra sola yürüdüm. Dümdüz devam ettim en sonuna kadar. Bu değil. Bu değil, bu değil. En sondan önce şöyle bir döndüm geri ve buraya ulaştım. Doğru mudur? Girdim. Sola döndüm. En sondan sonra şöyle bir dolaştım ve böyle girdim. Tamam. Şimdi buradan itibaren of çok zor olacak. Şimdi bu sefer şurada. Mı acaba? Buranın sonunda bir bulmaca var mı? Ha var. Girdim. Gittim. En sola. Ve geldim. Aa tamam, çok basit. Bu şekilde labirentten çıkış var. Hayır. O şekilde girdim. Ama girdikten sonra... Ben direkt girdim ve bu şekilde ulaştım sana işte. Ha, başlangıç noktası farklı bir yer olarak mı algılanacak? Ha, buradan itibaren algılanacak. Tamam. Ha, buradan itibaren mi alıyorsun? Girdik. İlk önce sağa dön. Bir daha sağa dön. Algılasak sağa, bir daha sağa döndüm. Ondan sonra geldim. Hayır. Bunu mu yapmıştım biraz önce zaten? Bu da değil. Dakika, şimdi böyle geldikten sonra sallıyorum şu anda ama bu da her yerden çıkıyor. Bu bulmaca neresinden tutsan çıkıyor zaten. Sonra bunlar falan açılacak işte. Derine mi ineceğiz? Ha. Ha, burası birazcık zormuş. Yani şu anda tam algılayamadım. Ama yine kendimi izleyerek daha sonradan bir çözüm üretebilirim herhalde. Şu kare nereyi temsil etmektedir? Şurayı temsil etmektedir. Onun yanından böyle dönersen diyor. Hayır. Yok yok, çok farklı bir şey. Çok alakasız. Şu köşeyi temsil ediyor. İhtimalle. Her neyse.
Biraz anlamaya çalışacağım. Kendimi de tekrardan izleyeceğim ne yaptığımı, nasıl yaptığımı. Şu ilk kısım basitti yani. Direkt geldiğim gibi yaptım işte ama. Diğer kısım birazcık sıkıntı yaratabilir bize. Tamam. Şimdilik burada bırakalım. Witness çünkü uzun süre oynayınca bayağı bir yorgunluk yapıyor. O yüzden şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.